Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evvela bizleri insan olarak yaratan, sayısız nimetlerle donatan, hitabına muhatap kılan, kitabıyla şereflendiren ve sayısız nimetleriyle perverde kılan Cenab-ı Zülcelal Hazretlerine sayısız ve sonsuz hamd ve senalar olsun. Bizlere Yüce Kur'an'ı getiren ve onu hem tebliğ ederek, hem tebyin ederek, hem de tatbik ederek numune-i imtisal olan kurtarıcımız, yol göstericimiz, müjdecimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya, onun âl, ashab ve etbaına salat ve selam olsun. Değerli kardeşlerim, sabah-ı şerifleriniz hayır olsun. Hayırlar feth olsun. Allah hepinizden razı olsun. Zihni Paşa Camii'nde pazar sabahları sabah namazını müteakip gerçekleştirdiğimiz Ruhul Beyan sohbetindeyiz. Bugün geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakara Sure-i Cellesi'ndeki bir ayet-i kerimeden değerlendirmeleri var. Müellifimiz Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri'nin, özellikle Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri kendi mürşidi, üstadı, senedim, pirim, nur aynım gibi ifadelerle andığı Atpazari Osman Fazlı Efendi, ki mezarı Kıbrıs Magosa'dadır, Kutup Osman Efendi'ye maruftur, ondan sık sık nakiller yapar. Bu ayet-i kerime ile ilgili de bir hadis-i şerifi naklettikten sonra, ki bu hadis-i şerif "Câ'el İslamu seyezhebu garibe", yani İslam garip olarak başladı, nihayette o garipliğine tekrar geri dönecektir mealindeki hadis-i şerifin yorumu ile ilgili Atpazari Osman Efendi'den diyor ki, bu hadis-i şerifte söz edilen "Câ'el İslamu" diye söz edilen İslam hakiki İslam'dır. Yani bütün efalini, hallerini, hareketlerini, tavırlarını, imanını, akaidini, ahlakını ihtiva eden gerçek İslam'dır. Böylesine hakiki bir İslam ile, iman ile Müslüman olan kimsenin ebediyen dininden dönmesi, dinini terk ederek, Allah korusun, başka taraflara meyletmesi mümkün değildir. Çünkü okuduğumuz yerdeki ayette şöyle bir lafız vardı: وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Sizden herhangi biriniz, bir kimse dininden dönecek olursa, yani boş bulunup imanla, itikatla ilgili yanlış lafızlar kullanacak ve yanlış iradelerle dininden çıkacak olur ve bu hal üzere de kafir olarak ölürse, ölecek olursa, işte onların amelleri boşa çıkacaktır diyor Allah. Osman Pazari Efendi, Atpazari Efendi diyor ki, "Câ'el İslamu gariben seyezhebu garibe" hadisi şerifi bunun tam zıttı olan, asla imanından dönmeyen, imanın gereğini yapan Müslümanların halini anlatmaktadır. Onlardan bahsetmektedir. Onlar hem imanlarına, hem ibadetlerine, hem taatlarına, hem ahlaklarına sahip çıkan hakiki Müslümanlardır. Zaten böyle hakiki Müslümanlar da devamındaki o gariplik ifadesinde de anlaşacak, uzlaşacak insan bulup imanından taviz vermek gibi bir derdi olmayan insan demektir. Mümin insan önce kendi değerlerini, inanç değerlerini önemser. Kendi değerleriyle buluşmayan insanlardan da uzak kalmayı yerine göre tercih edebilir. İşte buna işaret eder diyor Atpazari Osman Efendi hadisteki bu ifadeden yola çıkarak. Tabii hakikaten baktığınız zaman, hani Akif'in de var ya, kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir.
Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. Yani gerçekten hakiki Müslüman olarak andığımız insanlar hep tarihte kalmış insanlar. Bugün bu manada hakiki Müslüman yok diyor Akif. Onun dediği gibi zaman zaman böyle gerçek Müslüman arayışı herkesin gönlüne düşüyor. O yüzden en doğrusu da herkesin kendisinin gerçek Müslüman olabilmesidir. Elmalı Hamdi Efendi merhumu Ömer Kirazoğlu hocamız ve arkadaşları talebeyken ziyarete gitmişler. Hoca Efendi onlara nasihatlerde bulunmuş. O zaman üniversitede okuyor, Teknik Üniversitesi Ömer Bey. Elmalı'da işte 40'lı yıllara, 42-43'te vefat ettiğine göre burada Erenköy'de oluyor herhalde bu ziyaret. Çıkarken diyorlar ki Elmalı Hamdi Efendi'ye, üstadım, hocam, böyle bizim başka ziyaret edeceğimiz adamlar, alimler, büyük insanlar var mı, bize kimleri tavsiye edersiniz diye sorunca Elmalı Hamdi Efendi kızıyor. Oğlum diyor, siz ne adam arayıp duruyorsunuz? Kendiniz adam olsanız da diyor. Hakikaten adam aramak yerine hepimizin kendimizin adam ve iyi Müslüman olması hepimizden beklenen bir şeydir. Yani biz Müslüman olmak derdindeyiz. Öyle olmalıyız. Öyle olduğumuz zaman herhalde Cenab-ı Hak yolumuzu açacak ve imkanımızı genişletecektir. Mesnevi'de de güzel tespit var. Diyor ki Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Bayezid-i Bistami zamanında bir mecusi var. Ama böyle fena adam değil, iyi bir insan. Bir Müslüman ona, bir bahtiyar Müslümana diyor ki, ya diyor sen Müslüman olsan ne kadar iyi olur. Yani sen olunca başkaları da olacak. Yani sen de karlı olursun, çok iyi olur diye ona böyle teklifte bulunmaya çalışıyor. Bu sayede de yüz necat bulur, sevinç duyarsın, hem bu dünyada hem ahirette mutlu olursun diyor. Mecusi diyor ki, eğer gerçek Müslüman varsa benim bildiğim Bayezid'dir. O da öbür tarafta. Yani bugün bana göster gerçek Müslüman dediğin insanları, ben o zaman Müslümanlığa hevesleneyim. Yani Müslümanlığa heveslenmek için gerçek Müslüman arıyor insanlar. Herkes böyle aslında. Gerçek Müslüman, rol model bir insan görmek için insanlar öyle insan görmek istiyor. Dolayısıyla ben sizin gibi Müslüman olacaksam zaten benim böyle bir imanım var diyor. Ama ben istiyorum ki Bayezid gibi, onun İslam'ı gibi, onun fedakarlığı gibi, onun feragati gibi bir Müslüman olayım. Ama bende de o istidat yok. Dolayısıyla beni bu konuda çok fazla zorlama diyor. Müslüman görmek istediğini o da açıkça ifade ediyor. Evet, yani İkbal'in güzel bir sözü vardır. Muhammed İkbal, Pakistan'ın Akif'i diye bilinir. Kaçıp Müslümanlardan sığındım Müslümanlığa diye. Müslümanların kusurlarını gördükçe, zaaflarını gördükçe kaçıp Müslümanlardan sığındım Müslümanlığa. Evet, Müslümanlık özünde, kitabıyla, sünnetiyle, birikimiyle muhteşem. Ama Müslümanlar o İslam'a ne kadar yakınız, orada problem olduğu için İkbal öyle diyor. Kaçıp Müslümanlardan sığındım Müslümanlığa. Allah hepimizi Müslümanlıkla şeref ya bulanlardan eylesin. Evet, biliyorsunuz Recep ayın olduğu zannedilen bir mevsimde geçen hafta bahsetmiştik. Bir kervana dokunmuştu Müslümanlardan bir seriye ve oradan ganimet malını alıp bir de bir kişiyi de öldürüp Efendimiz'e gelmişlerdi. Ama Recep ayında da savaş eşhur-u hurum olduğu için, haram aylardan olduğu için yasak olduğundan bir endişe yaşamışlar. Ama daha sonra Recep'in bittiği, Şaban ayına geçildiği anlaşılınca Müslümanlarla ilgili ayet-i kerime nazil olmuş. Cenab-ı Hakk'ın onlara vereceği helak cezasından kurtulmuşlardı. Hatta arkasından şu ayet-i kerime, 218'deki ayet-i kerime indi ve Allah Teala buyurdu. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ Şimdi Abdullah bin Cahş komutasındaki Müslümanlar o kervanı vurup ganimeti getirince Efendimiz biraz mesafe koyup aralarına onları cezalandırınca bir bakıma, niye böyle bir şey yaptınız diye onlar üzülmüşlerdi. Ama daha sonra ayet indi,
onların önemli iş yaptıkları konusu ortaya çıktı. Sonra onlar ondan cesaret alarak peygamberimize, ya Resulallah, biz şimdi yanlış bir iş yapmadığımıza göre acaba cihada katılan kimselerin ecrinden bu seriye sebebiyle alabilecek miyiz diye talepte bulundular, istifsarda bulundular. Onun üzerine bu ayet gelmeydi. Ayette Allah Teala diyor ki: İnnellezine amenu, önce iman edenler, vellezine haceru, ona müteakip hicretle Mekke'den Medine'ye hicret edenler, ve cahedu fi sebilillah, Allah yolunda cihada katılanlar var ya, ulaike yercuna rahmetullah, onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Vallahu gafurur rahim. Allah mağfiret sahibidir, rahmeti geniş olandır diyerek onların hem mümin, hem mücahid, hem de muhacir olduklarını tescil etti. Böylece onlar hakikaten Cenab-ı Hak katında mümin, muhacir ve mücahitlerden sayıldılar. Çünkü niyet önemli. Niyetleri oydu. Savaşta, ya daha doğrusu yaptıkları müdahale de Recep ayında, haram ayda olmayınca işi kurtarmış oldular. Ayette kastedilen sıfatların hepsi bunlarda vardı. Yani bu kişiler muhacirdiler, mümindiler ve mücahiddiler. Dolayısıyla bu ayeti kerimenin onlar için indiği açıkça ifade edilmektedir. Ayette bahsedilen hicret konusunda müellifimiz bilgiler veriyor. Diyor ki, hicret iki türlüdür. Bir, suri, fiziki hicret vardır. Bedenen bir yerden bir başka yere, bir ülkeden başka ülkeye hicret etmektir. Bir de ruhi ve manevi hicret vardır. O da insanın gönül aleminde, kalp alemindedir. Suri hicreti anlatırken diyor ki, Peygamber aleyhissalatü vesselamın malum ashabından bir kısmı Peygamberimizin delaletiyle, yol göstermesiyle Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Daha sonra Peygamberimiz Mekke'deki şartlar çok zorlaşınca kendisi ashabını peyderpey Medine'ye hicrete yönlendirdi ve nihayet kendisi de oraya hicret etti. Ve bu hicret Mekke fethine kadar devam etti. Yani Mekke fethedilinceye kadar Mekke'deki Müslümanlar orada gördükleri cevr-ü cefa sonucunda fırsat bulunca Medine-i Münevvere'ye göçtüler. Ama Mekke fethedildikten sonra, fetih tamamlandıktan sonra Efendimizin bir beyanı var. Efendimiz buyuruyor ki, La hicrete ba'del fetih. Fetihten sonra hicret bitmiştir. Yani bir toprak İslam ülkesi, İslam toprağı haline geldikten sonra artık orayı bırakıp oradan başka bir yere hicret etmek caiz değildir. Hatta bununla ilgili işte Darü'l-İslam, Darü'l-Harp tartışmalarında Efendimizin bu hadisi şerifi merkeze alınarak bir İslam ülkesi işgale uğramışsa orada bulunan insanlar orayı terk etmek yerine o ülkenin yeniden Müslümanların yaşayabileceği bir hale getirme üzere çalışmaları gerektiği istikametinde görüşler vardır. Hatta Balkanlarda 1930'lu yıllarda biliyorsunuz Balkan Harbi'nden sonra Balkan coğrafyası çok sarsıldı ve orada farklı devletçikler oluştu. Arnavutlar, Boşnaklar, Pomaklar vesaire falan filan. Makedonya'daki Müslümanlar ve diğer Bulgaristan'daki hepsi peyderpey Türkiye'ye göçmeye başladılar. Yani burası artık yaşanmaz, bize zulmediliyor diyerek haklıydılar. Göçmeye başladılar. Makedonya olarak bildiğimiz ülkede de Müslümanlar var. Ve bu Müslümanların bir kısmı Arnavut, bir kısmı Türk, bir kısmı Torbeş, Pomak dedikleri türden. Ve özellikle Türkler zaten hani Doğu Makedonya'da bizim işte o İçtip dediğimiz bölgede malum Sabahattin Zaim Hoca da onlardan birisi mesela. İçtipli kendisi. Orada doğmuş. Evi bugün hala muhafaza ediliyor. Onlar göç etmişler Türkiye'ye. O göç zamanında Arnavutlar da Türkiye'ye göç etmeye başlayınca Üsküp'te Ata Efendi diye bir Hoca Efendi, Arnavut Hoca Efendi çıkıyor ve halka diyor ki La hicrete ba'del feth. Fetihten sonra hicret yoktur. Makedonya, Üsküp, İçtip buraları İslam toprağı olmuştur. Vaktiyle fethedilmiştir. Biz şu anda işgale uğradık.
Dolayısıyla biz bu işgali kaldırmakla, sonlandırmakla mesulüz. Ama buradan kaçıp başka yere gidemeyiz, gitmemeliyiz demiş ve Allah ondan razı olsun. Arnavutların büyük bir kısmı Makedonya'da, Kosova'da ve diğer ülkelerde kalmışlar da bugün orada Müslüman varlığından bahsedebiliyoruz. Tamamı gelseydi, şimdi Makedonya'da %50 Müslüman var. Yani %50'si Makedon, %50'si Arnavut ve Türk ve Müslüman. Kosova'da %90 Müslüman var. Arnavutların, sade Sırplar var orada Hristiyan olarak. Çok az Arnavutların da Hristiyan. Keza Arnavutluk'ta %70, Bosna Hersek'te %50. Bulgaristan'da hiç %15'i, %20'yi aşırtmıyorlar. Sayı çoğalınca bir bahane üretip Türkiye'ye göçmesini sağlıyorlar Bulgarlar, oradaki Müslümanların. Ama doğrusu, yakışanı, olabildiği kadarı bir ülkeye gitmiş olan insanların o ülkenin İslam toprağı olduğunu sonuna kadar savunmak üzere mücadele etmesi, pes etmemesi veya orayı terk edip gitmemesidir. O yüzden ben bu Ata Efendi'nin bu çıkışını çok anlamlı buluyorum. Allah ondan razı olsun. İyi ki böyle bir fetva vermiş, böyle şey yapmış. Hatta biz 1994 yılında ilk defa Makedonya, Kosova ziyaret etmiştik. Makedonya'da Taceddin Efendi diye bir vaiz efendiyle tanıştık, mülakat yaptık onunla. Orada çok önemli bir şey söyledi Taceddin Efendi. Oğlu Behiceddin Şahabi şimdi orada Anıtlar Kurulu Başkanı, milletvekili falan da yaptı. Dedi ki 1948 yılında bizim bu topraklarımızda men-i hicab diye bir kanun çıktı. Men-i hicab, yani başörtüsünün yasaklanması ile ilgili bir kanun çıktı. O zaman annelerimiz, teyzelerimiz, bacılarımız, eşlerimiz akşam hepsi birbirleriyle helalleştiler. Artık biz bundan sonra göreceğimiz, sokağa çıkamayacaklar çünkü. O yüzden hakkımızı helal edelim birbirimize diye böyle muhteşem bir sahne oldu diye anlatmıştı. Hakikaten çok zorluk yaşamış insanlar ama o coğrafyayı terk etmemekle çok iyi bir iş yapmışlar. Bugün diyoruz ki burada bu kadar Müslüman var. Rahatlıkla onları hesaba katarak onlara güvendiğimizi ifade ediyoruz. Evet, birincisi suri hicret, fiziki hicret. Yani bir coğrafyadan bir başka coğrafyaya hicret ama Müslümanlığı yaşamak gayesiyle. İkincisi manevi hicret diyor müellifimiz. Manevi hicret ne? İnsanın kendi içinde, gönül dünyasında, nefs vatanından, nefis vatanından kalp Kâbesini fethetmek, oradaki şirk ve dalaleti temizlemek üzere Allah'a yönelmesidir. Yani insanın nefsinde, gönlünde bütün putları kırmak üzere gönül Kâbesine, kalbine yoğunlaşması, kalbi hayatta Allah'ı merkeze alması, onun kontrolünde olduğu bilgisine sahip olması da kalbi ve manevi hicrettir. Ve böyle bir hicret her mümine farz-ı ayındır diyor. Böyle bir hicret, yani kalpten dünyaya, masivaya, nefse ait her türlü duyguları çıkarmak üzere yapılan hicret her Müslümana farz-ı ayındır diyor müellifimiz Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri. Cihat kelimesiyle ilgili de açıklamalarda bulunuyor müellifimiz. Cihat da diyor ikiye ayrılır. Bir küçük cihat vardır, bir büyük cihat vardır. Ayette ikisi de geçtiği için bunların. Büyük cihat küffar ile inanmayan din düşmanlarının hani ülkemize, vatanımıza saldırıları sonucunda onlara karşı yapılan ve gayesi şehadet, cennet ve ilahi rahmete nail olmak üzere yapılan cihat küçük cihattır. Yani bunun amacı bellidir. Bu vatanı, coğrafyayı, imanı, insanları korumak ve kurtarmaktır. Sonuçta da şehit olmak vardır. Bir de büyük cihat vardır ki bu da insanın gözle göremediği ama içinde hissettiği nefsiyle yapılan cihattır. Gayesi de sıddıkiyettir. Sıddıkiyet makamına ermektir. Hak Teala'yı ve cemal-i ilahiyi müşahede edebilme arayışına yönelmektir diye anlatıyor. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın rahmet verdiğini ifade ettiği, kullarını anlattığı, hani biz sürekli ihdine sıratel müstakim, sıratel lezine enamte aleyhim diyoruz ya, yani bizi nimet verdiklerinin yoluna ulaştır diye. İşte o nimet verdiklerini sayarken de Nisa suresinde
Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır ayet-i kerimesinde. Bakın önce nebileri, sonra sıddıkları, sonra şehitleri, sonra salihleri sayıyor. Sıddıkı peygamberden sonra sayıyor. Sıddık o büyük cihada talip olan, nefsiyle mücahedeyle Cenab-ı Hakk'a vuslat derdinde olan insanlar için verilen bir sıfattır. Dolayısıyla sıddıkiyet şehitlikten önce olduğuna göre büyük cihat elbette nefisle yapılan cihattır demek oluyor. Tabii sıddık olmak yüksek seviyede bir merhamete sahip olmak demektir. O işe liyakat kazanmak için de tabii bir güvene ihtiyaç vardır. Nitekim şöyle bir hikaye naklediyor müellifimiz. Dervişin birisi yıllar boyu hizmet ettiği üstadına, arif zata diyor ki efendim bana ismi azamı öğretir misiniz lütfen? Yani ben ismi azama aşina olmak, onu bilmek istiyorum. İsmi azam hani bildirilmeyen ama tahmin edilen esmadan birisi. Genellikle lafzatullahın olduğu başka şeylerinde ismi azama işaret ettiği şeklinde rivayetler var. Siz bana bu manada muhakkıksınız, tahkik ehlisiniz, bana öğretir misiniz bunu diye soruyor üstadına. O da diyor ki buna ehliyetiniz var mı sizin diyor. Yani böyle bir talepte bulunuyorsunuz ama bu ehliyet ister, liyakat ister. Yani bu emanetin kendisine verilmesi gereken insanların bir takım vasıfları, özellikleri olması lazımdır. Bu liyakat size var mı? Deyince derviş de evet diyor, var diyor, ben de diyor. Ben ona liyakat kazandığıma inanıyorum. Peki o zaman diyor, sen bu şehrin giriş kapısı var diyor falan yerde, ana kapısı. Eskiden şehirlerin kapılarında nöbetçiler olup beklerlerdi. O kapının olduğu yere git, bir gün orada olup bitenleri bir müşahede et. Ne oluyor, ne gidiyor? İnsanlar birbirlerine nasıl muamele ediyor? Neler alıp neler satılıyor? Ne işler yapılıyor? Bir git orayı bir gör bakalım diyor. Ondan sonra gel konuşalım diyor. Bu derviş de çıkıyor, şehrin kapısının olduğu yere gidiyor. Ve gün boyu orada beklemek üzere gidiyor ama gördüğü manzara karşısında çok fazla kalamıyor. Bakıyor ki merkebiyle bir yük odun getirmiş bir ihtiyar var. Ve bu ihtiyarın elindeki odun yükünü bir asker eline vuruyor, alıyor, gasp ediyor. Hem ihtiyara da birkaç tokat vuruyor, gayret ediyor, elinden de malını alıyor. Tabii bu dervişin bu haksızlık karşısında canı sıkılıyor ama bir şey de yapamıyor. Başka bir şey görmeye de tahammül edemeyeceğini düşünerek ben diye yeter ya bu kadar, daha fazla kalmayayım burada diyor. Dönüyor üstadının, mürşidinin yanına, şeyhinin yanına gidiyor. Ondan sonra anlat bakalım diyor. Ne gördün? O da diyor ki işte böyle böyle bir hadise gördüm. Yaşlı bir amca, yaşlı bir ihtiyar hayvanıyla büyük odun getirmiş satmak üzere ama askerin birisi geldi, polisin birisi yani neyse işte yani yetkili birisi onun elinden gasp yoluyla bu odunları aldı, adama da hem laf söyledi hem dayak attı falan deyince peki diyor sen ismi azam mı bilseydin ne yapardın diyor şey efendi, vallahi ben ismi azam bilseydim bu adamın diyor bu askerin helakine dua ederdim diyor. Allah kahretsin diye dua eder. Bir an önce cezasını çekmesini isterdim diyor. Şeyh Efendi diyor ki bilesin ki bana ismi azamı öğreten o ihtiyar oluncudur diyor. Ben ismi azamı ondan öğrendim diyor. Dolayısıyla siz buna aday olmanız için bir defa çok yüksek seviyede o İhtiyar oduncu seviyesinde bir merhamete, şefkate ve sabra sahip olmalısınız ki ismi azama liyakat kazanasınız. Öyle canınızı yakan, moralinizi bozan, asabınızı geren bir şey olunca hemen bir dua edip helak olsun. Yok öyle şey. Yani önce bir olayları inceleyip sonuçlarına bakmak lazım. Ben diyor ondan öğrendiğim halde o etmediğine göre ismi azamla dua, ha demek ki henüz iş tekemmül etmemiş. Dolayısıyla sen bu işe henüz daha liyakat kazanmış değilsin. Önce cihad-ı ekber denilen nefs ile cihatla mesafe alman lazım. Nefsini aşman, merhameti kuşanman lazım. İnsanlara karşı sabır
bilinciyle gelişmen lazım diyor. Şöyle bir güzel sözü var Sa'di Şirazi'nin. Kadir oldukça, gücün yettikçe diyor Sa'di, yaratıkların gönlünü yaralama. Yani insanların ve yaratılmışların, tabii özellikle de insanların daha çok, gönlünü yaralama. Eğer böyle yapacak olursan, yani insanların gönüllerini yaralayacak olursan, kendi temelini sökersin, kendi temelini sarsarsın. Yani kendi varoluş sebebini ortadan kaldırır, adamlığına, insanlığına zarar verirsin. Alvarlı Efe Hazretleri dediği gibi diyor, Alvarlı Efe Hazretleri, felekte hasılı insan isen bir canı incitme, günahkar olma, fahri alemi zişanı incitme. Allah Allah. Felekte hasılı insan isen bir canı incitme. Eğer adamsan bu dünyada hiçbir canı incitip üzme, günahkar olma boş yere ve fahri alemi zişanı. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı da benim ümmetim böyle yanlışlar yapıyor diye onun da gönlünü kırma diyor. Hakikaten zor bir şey. Yani dile sahip olmak, göze sahip olmak, kalbi selim sahibi olup incinmeyen ve incitmeyen bir insan olmak zor bir şey. Hani ayetteki يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَل۪يمٍ. O günde ne mal, ne evlat, bunların hiçbirisi fayda vermeyecek. Fayda verecek tek şey var, o da kalbi selimdir diyor Allah Teala. O kalbi selimden maksat da incinmeyen ve incitmeyen kalptir. İncinmeyen ve incitmeyen bir kalp sahibi olmaktır. Evet, az konuşmak nefsi ıslahta en çok faydası dokunan bir özelliktir, bir hasiyettir. Yani çok konuşan insan çok yanılır, kırıcı söz söyleyebilir, kelamını kontrol edemeyebilir ya da riyaya fatura çıkarabilir, kendisinden çok fazla bahsetmek duruma düşebilir. Halbuki konuşmayı kontrol eden adam ne yalan söyler, ne kalp kırar, ne de başka bir yanlışa düşer. Onun için önce konuşmayı azaltmaktan başlamak lazım. Kalp tasfiyesi ve tabiatın ıslahında helal lokmanın tesirini asla unutmamak lazım. Çünkü helal lokma girdiği yerden çıkarsa, helal lokma güzel davranışların oluşmasına vesile olur. Helal lokma ile beslenen bedenlerde meşru davranışlar ortaya çıkar. Mevlana mesip ediyor ki, can çocuğunu, yani kendi canını, öz canını şeytan sütünden uzak tut. Yani onu yalanla, yanlışla, haram şeylerle besleme. Sonra onu melekle dost ve arkadaş yap. Yani melek sıfat insanlarla onu dost ve arkadaş yap. Ta ki karanlıkta hüzünlü ve bulanık kalmasın. Bilesin ki şeytan sana kız kardeşinmiş gibi sokulur, yaklaşır, bir takım fitneler, füsk fücur telkin eder ve insanın nur ve kemalini artıran ise helal lokmadır. Yani sen helal lokma azsa şeytanın sana sokulup kız kardeşin gibi yaptığı telkinden etkilenirsin. Onun sözleri sana cazip gelir. Ayağın o tarafa doğru Allah korusun kayıverir. O yüzden lokmaya dikkat et. Şüphesiz helalden kazanılmış nokta önemli. Arkasında da şunu söylüyor. Yakacağın yağ kandilini söndürüyorsa sen ona yağ deme. Biliyorsunuz eskiden kandiller yağ ile, zeytinyağı ile yanardı. Zeytinyağı bayağı böyle yavaş yavaş yanan bir yağdır. Eğer yakacağın yağ senin kandiline koyduğun zaman onu söndürüyorsa sen ona yağ deme. Çünkü gerçek yağ kandili söndürmez. Aksine daha çok yakar. Demek ki senin yağın sahte. Demek ki senin gönlünde bir sahtelik var. İçinde bir yanlışlık var. O yüzden lokmanı düzelt. Lokmanı helal lokma haline getirmeye bak. Ve ancak ondan sonra sen gerçek manada insan olursun diyor. Evet, 219. ayet-i kerimeye geliyoruz. Bu ayet-i kerimede Allah Teala Hazretleri buyuruyor estağfirullah. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ
fihima ismun kebirun ve menafi'u linnas ve ismuhuma ekberu min nef'ihima ve yes'alunke mâzâ yunfikûn kulil af kezâlike yübeyyinullâhu lekumul âyâti leallekum tetefekkerûn. Buyuruyor ki Allah Teala Hazretleri, yes'alunke, senden sual ederler, sana sorarlar. Neyi? Anil hamri vel meysir, şarabı ve kumarı. Yani şarap ve kumar konusunda ne buyuruyorsun? Bu konuda hüküm nedir diye soruyorlar. Biliyorsunuz şarap ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de hüküm 4 safhada, 4 aşamada geldi, haramlık meselesi. Bu ikinci ayet-i kerime, aşağıda diğerlerine de bakacağız ama yani bu ikinci olarak gelen ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki kul fihime kebirun, bir kere söyle ki bu şarapta da kumarda da büyük bir günah var. Yani soruyorlar, günahı çok büyük ama bir takım faydaları da var. Zaten bir şeyin tamamen %100 zararlı, %100 faydalı olması mümkün değil. İtibar çokluğa göredir, yoğunluğa göredir. Dolayısıyla bunların günahı ve zararı menfaatinden çok daha fazladır. Ve ismuhuma ekberu min nef'ihime, bunların günahı yararından çok daha fazladır diyor. Ve arkasından da bir başka daha bir şey daha soruyor sahabiler. Ve yes'elûneke mâzâ yunfikûn, yine sana soruyorlar ki iyilik yolunda neyi harcasınlar diye, mâzâ yunfikûn, yine sana soruyorlar. Kulil af, de ki fazlasını, ihtiyaç fazlasını, ellerinde fazla olan, zaruri ihtiyaçlarından fazla olanı infak etsinler, harcasınlar. Kezalike yubeyyinullahu lekum el ayat leallekum tetefekkurun. Allah size hem kumar ve içki hem de infak konusunda hükümlerini böyle peyderpey açıklıyor ki siz düşünüp tefekkür edesiniz ve bu tefekkür sonucunda da bunlarla amel edip hayatınızı bunlarla değerlendiresiniz. Bu ayet-i kerime ile ilgili Abdullah İbni Abbas Efendimizin kuzeni, Abbas radıyallahu anh'ın oğlu ve Abadile'den, yani önemli Abdullah adı taşıyan sahabilerden birisi ve fukahasından ashab-ı kiramın, o diyor ki Resulullah'ın ashabından daha hayırlı bir topluluk ben şahsen görmedim. Çünkü onlar Peygamber Efendimiz'e çok soru sormazlardı. 13 mesele sormuşlar ve bu 13 meselede yes'elûneke diye başlayan lafızlarla Kur'an-ı Kerim'de yer almış ve Allah onların bu sorularını Kur'an-ı Kerim'de cevaplandırmıştır diyor. Bu da önemli bir şey. Yani bir peygamber ümmetinin sorularını Allah kendisi doğrudan cevaplayarak Kitab-ı Kerim'ine girmesini sağlamış oluyor. Bu bakımdan önemli bir şey. Buradaki hamr kelimesi sözlük manası itibariyle örtmek demek. Hatta humur, baş örtüsünde kullanılıyor. Humur, yani başın dış kısmını örttüğü için ona da aynı kökten bir kelime söylenmiş. Hamr da akli melekeleri, insanın iyi kötülükten ayırma özelliklerini örttüğü, gizlediği ve akli fonksiyonlarını dumura uğrattığı için bu ismi aldığı söylenmektedir. Malum üzüm suyunun iyice kaynatılıp köpürtülmesiyle elde edilir. Başka ürünlerden de elde edilebiliyor biliyorsunuz. Erikten de, arpadan da vesaire. Yani ama önemli olan sarhoşluk verecek alkol değeri olması önemli. Küllü müskirin hamrun ve küllü hamrin haramun diyor Peygamberimiz. Her sarhoşluk veren şarap hükmündedir. Şarap ise haramdır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ayrıca şaraba bir de sekir, yani sarhoşluk veren şey manasına da böyle bir isim verildiği görülmektedir. Meysir kelimesi ise yusur ya da yasar kökünden geldiği söylenmektedir. Yusur kolay olması demek, yani kolay para kazanma yolu olduğu için, ya da yasar kelimesinden gelince de soygun gibi, böyle adamın elinden malını alıyorsunuz. Bu kökten geliyor. Her halükarda güzel değil. Yani meysir kolay manasında ya da emeksiz para kazanmak, öbürü soygun yapmak
her ikisi de riskli manalar taşıyor. O yüzden her ikisi için de Allah öncelikle günahları sevabından çoktur ve büyük günahtır bunlar. Faydası da çok sınırlıdır diyor. Hakikaten içki ve kumarda büyük bir günah var. Çünkü her ikisi de malın yok olmasına, parayı boşa harcıyorsun, sebep oluyor. Ayrıca din ve dünyanın temeli olan aklın çalışmasına özellikle engel oluyor. Hamur, şarap dediğim şey. İçki ve kumarda insanlar için az da olsa bazı faydalar var ama o faydaları zararlarıyla mukayese edilemeyecek kadar. Allah Teala böyle peyderpey bu ayetleri indirerek aslında ümmetin kafasını ve gönlünü haramlığa hazırlıyor. Çünkü asırlardan bir gelenek oluşmuş. Araplar içki içiyorlar, şarap kullanıyorlar. Bir anda bunun yasaklanması zor. Geçen Kazan'a gitmiştik. Tataristan Kazan'a. Orada anlattılar Tatar kardeşlerimiz. Bulgar Türkleri Devleti diye bir devlet var. 922'de kurulmuş. Bunlar Müslüman bir Türk devleti. Onların kurulmasından ve Müslümanlığı kabulünden sonra Ruslar da din arayışına geçmişler ve Hristiyan mı olalım, Müslüman mı olalım diye onlar anlatıyorlar. Sonra ben baktım, bakımdan böyle bir şey var. Hem Müslüman alimlere İslamiyet'i soruyorlar, hem Hristiyanlara, papazlara Hristiyanlığı soruyorlar. Müslümanlığı çok beğeniyorlar ama şarap konusunda vodka var ya onlarda, biz diyorlar vodkasız duramayız. Yani bu bizi bozar ve onun üzerine Hristiyanlığı tercih ediyorlar. Halbuki oradaki hocalarımız İslam'ın gelişinde içkinin haram olması ile ilgili bu tedriciliği bilerek deselerdi ki siz gelin şimdi böyle zaman içerisinde ondan da kurtulursunuz. Yani bu haram ama yani siz Müslüman olabilir dese belki onları kazanabilirdi. Tabii o artık bir diplomasi, onu bilemiyoruz, öyle olmuş ama bir hakikaten önemli bir milleti, yeryüzünde çok güçlü bir millet Ruslar, Müslüman olmasına imkan sağlayamamışız. O da bir nasip meselesi tabii. Cenab-ı Hak inşallah hepimizin kalplerini İslam'a telif eylesin, kulluğumuza daim eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Lillahi'l-Fatiha.